Rengarenk görünümler, birbirinden lezzetli tatlar. Arış tutarlar yaklaşık 15 saat boyunca aç kalıyorlar. Daha da önemlisi susuz kalıyorlar. İftarda da susuzluğunu gidermek için su içiyorlar. Ama su içmek yeterli, dengeyi korumuyor vücutta. Onun yanında da bol bol şerbet içmemiz gerekiyor. Sağlık için bir nevi vitamin deposu olan şerbetler. İftar sofralarının vazgeçilmezi meyve suları halk tarafından bol bol tüketiliyor. Vallahi çok üzümdü, erişti, temel hindi de çok gider. Olay da gider, bas nerede? Çok üzüm şeydi yani kan fazla eder. Erişte de suz yetmez, suhu vakti içerler, hatta suz olmazlar. O putkal da vitamin de var içinde, yani çok şey olmaz. İşte bunlar da çok apagalar. Temel hindi de o. Ben çok üzümden erişten temel hindi apagalar. Yani bunlar tabii edif. Putkal da apagalar, yeşil apagalar, limon da apagalar. İşte bunlar da pazarda yerir. Yağımızda çok. Ramazan ayında sıvıyı yerine koyabilmek için iftarla birlikte belirli aralıklarla gerekli olan su içimi büyük önem teşkil ediyor. Suzluğa çok merak eder. Ve iftarda şerbet içilebilirse, meyve suları içilecekti. İşte bunlar birikçe sıcaklıkta, bunlar birikçe kullanını çok. Birçok meyve sularını tercih eden Kerküklüler de tamamen doğal bir şekilde katkısız olarak yapılan şerbetleri alabilmek için dükkanların yolunu tutuyor. Bizim yanımızda üzüm şerbeti, rağbeti çoktu. %70 millet üzüm şerbeti yapar. Sonra erişti, nardı. İşte hesap rağbet ve sence çoğu üzüm şerbeti. Hepsi mahalliydi burada sağ yapar özlerini özelimizde madde hafıza yoktu içinde. İftardan evvel millet yapar özün iftar için de beydin. İftardan da sonra açık o gece 10 kişi 1'e kimin buradayız. Bazara alemeler işte içer. Şerbetlerin hepsi birbirinden şifalı, birbirinden lezzetli. Hem susuzluğu gideriyor hem de sağlık için oldukça vitamin deposu.